Verir misin? Bu Nuriş teyze. 49 yaşında ev kadını. En sevdiğim şey dizi izlerken her cips yemek gibi bir şey söylüyor. Bu İbo. 35 yaşında duvarcı ustası. Ben bir tuğla örerim, bir avuç her cips yerim gibi bir şey söylüyor. Bu Memdu amca. 67 yaşında. Emekli. Ah, bizim zamanımızda er cips olacaktı ki falan gibi bir şeyler söylüyor. Tabii arkadaşlarım süper sözler yazacaklar bunun için. Ben şimdi öylesine söylüyorum. Bakın Metin Bey. Bu yeni bir tarz değil ama doğru bir tarz. Hedefimiz bu ülkenin %80'i. Yani parasını kuruş kuruş sayanlar. Ucuz ve kaliteli cips yemeye hakkı olanlar. İşte Yasemin üstün fark. Aman efendim. Bora Bey, sözleşmeyi hazırlatıp hemen yollayın. Yarın imzalayalım. Hayranınızım Yasemin Hanım. Ben yapmadım, onlar yaptı. Ekibinize çok güzel sahip çıkıyorsunuz. Bravo. İyi günler. Ne zaman hazırlattı size bu sunumu? Kendi hazırladı vallahi, biz hiçbir şey yapmadık. Yok ya, kimi yiyorsunuz siz be? Vallahi sadece afişleri verdi, o kadar. Ya boş verin, sunum bize yazdı sonuçta. Ekibim yaptı dedi. Ne demek ekibim ya? Ben ne zamandır onun ekibi oluyorum. İtiraz et de kapıyı göstersinler istersen. Oğlum kabul et, ipler onun elinde artık. Bugünden itibaren ajansta Yasemin ne derse o olur. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere. Güle güle efendim. İyi günler. Hoşçakalın. İyi günler Yasemin. Güle güle, iyi günler. Oh, Yasemin inanılmazsın. Sen bu iş için doğmuşsun valla. Ya. Bora. Kurtulduk, farkında mısın? Ya. Bu sefer de Yasemin'in ağına düştük ama. Ne demek o? Onun derdini biliyorum dedim ya. Evet. Bu işte. Patron olmak. Yasemin proje ortaklığıyla kalmayacak Sevgi. Şirkete ortak olmak isteyecek. Ondan baldarlar işinde ben yokum diyor. Ortak olacak. Daha neler? Görürsün.